Merhaba arkadaşlar, ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Dersimizin konusu arkadaşlar Plusquamperfekt. Plusquamperfekt ne demek arkadaşlar? Güzel Türkçemizdeki mişli geçmiş zaman anlamına geliyor. Daha önceden hatırlayacak olursanız perfekti görmüştük. Perfekt neydi arkadaşlar? Dili geçmiş zamandı. Eğer bununla ilgili sıkıntılarımız varsa ilgili videoyu mutlaka inceleyelim, izleyelim ve onun ardından buraya gelelim arkadaşlar. Dersimizde Plusquamperfekt'te hemen başlayacak olursak burada mişli geçmiş zaman olduğu için arkadaşlar perfekte kullanmış olduğum örneğin sagen söylemekti. Partizip 2'de, partizip 2'de yani ne oluyordu sagen? Gesagt olmuş oluyordu. Bu sebepten o ilgili videoyu izlememiz çok çok yararlı olacaktır. Ben yardımcı fiil olarak ne kullanıyordum? Haben ve sein'i kullanıyordum perfektlikte. Burada da aynı şekilde haben ve sein'i kullanıyorum. Ancak şöyle bir farkla. Burada preteritum söz konusu. Dilerseniz hemen inceleyelim. Haben yardımcı fiilinde demek ki preteritum olarak incelediğimde ich hatte, ich hatte, du hattest, du hattest, er hatte, sie hatte, es hatte, wir hatten, wir hatten, ihr hattet, ihr hattet, sie hatten, sie hatten. Evet, sein'e baktığımızda arkadaşlar, preteritum olarak incelediğimizde ich war, ich war, du warst, du warst, er war, sie war, es war, wir waren, wir waren, ihr wart, ihr wart, sie waren, sie waren. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar aynı şekilde çekimleniyor. Ancak asıl fiilim yani Partizip 2 olarak bıraktığım fiilim bu şekilde kalıyordu. Tıpkı perfektlikte olduğu gibi. Bunları bir inceleyelim isterseniz arkadaşlar. İsterseniz tekrarlarsanız çok daha verimli olacaktır. Ich hatte gesagt. Ich hatte gesagt. Yani ne anlamı gelmiş oluyor bu arkadaşlar? Söylemiştim. Du hattest gesagt. Du hattest gesagt. Söylemiştin. Sen söylemiştin. Er hatte gesagt. Er hatte gesagt. O söylemişti. Sie hatte gesagt. Sie hatte gesagt. Gene ne olacak arkadaşlar? Bir kadından bahsederken demek ki sie hatte gesagt demiş olacağız. Es hatte gesagt. Es hatte gesagt. Bu ne olabilir? Das artikeliyle ilgili bir özneyi kastetmiş olabilirim burada. Wir hatten gesagt. Wir hatten gesagt. Biz söylemiştik. Ihr hattet gesagt. Ihr hattet gesagt. Evet, karşımdaki topluluğu kastetmiş oluyorum. Siz söylemiştiniz. Sie hatten gesagt. Sie hatten gesagt. Tabi burada sie aynı şekilde yazılmış ve cümle başında olduğu için ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka bir önceki cümleye bakmam gerekiyor. Ya da anlam olarak siz söylemiştiniz dersek bir şahıs varsa karşımızda nezaket formu geçerli olmuş oluyor. Dolayısıyla siz söylemiştiniz demiş oluyoruz. Ve aynı şekilde sie hatten gesagt. Yani onlar, üçüncü çoğulu kastetmiş oluyorum. Onlar söylemişti dediğimde demek ki sie hatten gesagt demiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar sein'li şekliyle yani sein'in preteritum'a dönüşmüş haliyle bir inceleyelim. Şimdi gehen hatırlayacak olursak neydi arkadaşlar? Gitmek demekti ve buradaki olay neydi? Bir noktadan bir noktaya geçiş olduğu için ne yapıyorduk perfektlikte? Sein'i kullanıyorduk. Burada da aynı şey söz konusu ancak burada sein'i preteritum olarak incelemiş oluyoruz. Demek ki bir hareketlik varsa tıpkı perfektlikte olduğu gibi neydi bunlar mesela? İşte uçmak gibi bir noktadan bir noktaya, yüzmek gibi öyle değil mi? Bir noktadan bir noktaya neydi yüzmek? Schwimmen ist geschwommen oluyordu öyle değil mi? Üçüncü tekil olarak incelerken ya da fliegen dediğim gibi uçmaktı, schwimmen yüzmekti, bir noktadan bir noktaya ist geschwommen demiş oluyorduk. Şimdi gehen'i incelediğimizde ben gitmiştim diyecek olursak bakın uzak geçmişten bahsediyoruz arkadaşlar. Bu sebepten Plusquamperfekt. Dolayısıyla ben gitmiştim derken ich war gegangen söyleyelim. Ich war gegangen.
Du warst gegangen. Du warst gegangen. Sen gitmiştin. Er war gegangen. Er war gegangen. Bir erkekten bahsediyoruz. O gitmişti. Sie war gegangen. Sie war gegangen. Bir kadından bahsediyoruz ya da die artikeliyle ilgili kişiyi kastediyoruz. O gitmişti. Es war gegangen. Es war gegangen. Evet, das'a dair ne olabilir? Das Kind olabilir, öyle değil mi? Çocuk gitmişti derken es war gegangen diyebiliriz. Wir waren gegangen. Wir waren gegangen. Biz gitmiştik. Ihr wart gegangen. Ihr wart gegangen. Evet, ikinci çoğulda siz gitmiştiniz. Sie waren gegangen. Burada bir kişi, değil mi? Nezaket formu olabilir. Ya da sie waren gegangen. Onlar gitmişti demiş oluyoruz. Demek ki işin temelinde ne varmış arkadaşlar? Haben ve seine preteritum olarak yardımcı fiil olarak ikinci pozisyona koyuyorum ve Partizip 2 olarak fiili ne yapmış oluyorum? Cümlenin sonuna atmış oluyorum. Tıpkı aslında perfektlikteki ile aynı. Şimdi bunun temelini gördük. Şimdi bol bol örneklerle bu durumu pekiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar, dilerseniz tüm zamanlarda inceleyelim arkadaşlar bir örnek cümlemizi. Böylelikle daha iyi fark edeceksiniz aradaki bu zamanları. Şimdi present zaman neydi? Şimdiki zaman demekti. Örneğimize baktığımızda ben evdeyim dediğimde ne yapacağım arkadaşlar? Ich bin zu Hause, zaten bunu biliyoruz. Perfekti de görmüştük. Ne olacak şimdi? Sein ne olacak? Gewesen'e dönüşecek. Dolayısıyla seine ve evet, asıl fiilim gewesen'e dönüşmüş oluyor ve yardımcı fiilim neydi? Sein'di. Dolayısıyla ne olacak bu işe göre? Ich bin zu Hause gewesen. Evdeydim demiş oluyorum arkadaşlar. Präteritum'a baktığımda bu da gene dili geçmiş zaman anlamında. Birbirine yakın zamanlar. Aradaki fark neydi arkadaşlar? Perfect zaman ve preteritum. Perfectlik daha çok yazı dilinde, preteritum da konuşma dilindeki dili geçmişti. Şimdi buna baktığımızda ich bin zu Hause ne olmuş arkadaşlar? Ich war zu Hause şeklinde yorumlanıyordu ki biz bunu preteritum konusunda ayrıntılı görmüştük. Plusquamperfektliğe baktığımızda arkadaşlar burada bu sefer ne olacak? Gene yardımcı fiilim sein neye dönüşmüş olacak? War şeklinde. Ich war, evdeymişim anlamı gelmiş oluyor arkadaşlar. Güzel Türkçemizde evdeymiştim demeyiz, öyle değil mi? Dolayısıyla ne deriz? Evdeymişim diyecek oluruz. Dolayısıyla ich war zu Hause gewesen demiş oluyoruz. Evet. Tahtada şimdi iki cümle var arkadaşlar. Bu iki cümle perfect olarak karşımıza çıkmış. Dilerseniz öncelikle bunları bir inceleyelim. Ardından plusquamperfekti hep beraber yapalım. Ich habe für dich ein Geschenk gekauft. Das Geschenk hediye demek arkadaşlar. Für dich senin için. Kaufen neydi arkadaşlar? Satın almak demekti. Ich habe für dich ein Geschenk gekauft. Bakın ne olmuş burada? Habe gekauft. Dili geçmiş, yani perfektlik yapmış oluyoruz, öyle değil mi? Ich habe für dich ein Geschenk gekauft. Ancak şimdi ben bunu plusquamperfekt yapacak olursam habe'ni ne yapacağım arkadaşlar? Plusquamperfektlikte habe ne oluyordu? Hatte oluyordu. Dolayısıyla almıştım, senin için bir hediye almıştım derken ne diyeceğim? Ich hatte für dich ein Geschenk gekauft demiş olacağım. Demek ki senin için bir hediye almıştım derken ich hatte für dich ein Geschenk gekauft demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar sie ist nicht gekommen. Bu da gene perfect bir durum. Perfect zamanda ist gekommen. Kommen neydi arkadaşlar? Gelmek demekti. Nicht gekommen, gelmedi. O gelmedi. Perfect zaman. Şimdi buraya baktığımızda plusquamperfekt yapmak istediğimde ne olacak? Bakıyoruz. Sie ne olmuş arkadaşlar? War. Dolayısıyla bu gidecek. Ve bunun yerine ne gelecek arkadaşlar? Sie war nicht gekommen. Yani o gelmemişti. Bakın burada hep uzak geçmişten bahsetmiş oluyoruz. Plusquamperfekt ve perfect arasındaki fark demek ki perfect dili geçmiş zaman, yani yakın geçmişken plusquamperfektlikte arkadaşlar uzak geçmişten bahsetmiş oluyoruz. Dilerseniz şimdi doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich hatte für dich ein Geschenk gekauft. Ich hatte für dich ein Geschenk gekauft.
Sie waren nicht gekommen. Sie waren nicht gekommen. Örnek cümlemize baktığımızda arkadaşlar, damals hatte er mich nicht gekannt. Damals, o zamanlar demek arkadaşlar. Gekannt, hatte gekannt olmuş. Bakın, kendinden geliyor. Tanımak demek. O zamanlar o beni tanımaz, tanımamıştı gibi bir anlam çıkıyor. Tanımazdı anlamı var aslında baktığımızda güzel Türkçe'de. Dolayısıyla biz bunu plusquamperfect yaptığımızda ne olacak arkadaşlar? Hatte gekannt olacak. O zamanlar beni tanımazdı anlamında. Damals hatte er mich nicht gekannt demiş oluyoruz. Demek ki ne olacak arkadaşlar? Gekannt ve hatte'yi kennen'e demek ki bu şekilde çevirmiş oluyorum. Buraya baktığımızda bir soru cümlesi görüyoruz. Hattet ihr für die Arbeit gelernt? Bakın, gelernt neydi? Lernen'den geliyordu. Partizip 2 olarak incelendiğinde. Habe gelernt, değil mi? Perfektlikte. Peki plusquam yaptığımızda ne olacak bu? Ihr için hattet olacak. Dolayısıyla siz für die Arbeit, die Arbeit neydi arkadaşlar? İş demek, ancak buradaki anlamı sınav. Sınav için öğrendiniz mi, çalıştınız mı anlamında arkadaşlar. Hattet ihr für die Arbeit gelernt demiş oluyoruz. Üçüncü örneğimize baktığımızda arkadaşlar, burada öncelikle bir anlamlandıralım. Wir hatten die E-Mail schon gelesen. Schon neydi arkadaşlar? Pekiştireç anlamındaydı. Çoktan anlamında, öyle değil mi? Gelesen, lesen okumaktı arkadaşlar. Bakın ne olmuş? Hatten gelesen ne demek yani bu? Okumuştuk anlamında. Als der Computer, bakın als arkadaşlar esnasında demek arkadaşlar. Abstürzte, bakın abstürzen arkadaşlar çökmek demek. Yani bilgisayarın çökmesi demek arkadaşlar. Abstürzen demekmiş. Bu da gene ayrılabilir bir fiil arkadaşlar. Abstürzen fiili. Ben bunu preteritum yaptığımda ne olacak arkadaşlar? Abstürzte, yani çökerken, bilgisayar çökerken çoktan e-maili okumuştuk dediğimizde demek ki ne olacakmış arkadaşlar? Wir hatten die E-Mail schon gelesen. Virgül mü getireceğim? Als der Computer abstürzte. Demek ki bilgisayar çökerken çoktan okumuştuk anlamı gelmiş oluyor. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Damals hatte er mich nicht gekannt. Damals hatte er mich nicht gekannt. Hattet ihr für die Arbeit gelernt? Hattet ihr für die Arbeit gelernt? Wir hatten die E-Mail schon gelesen, als der Computer abstürzte. Wir hatten die E-Mail schon gelesen, als der Computer abstürzte. Sıradaki örneğe bakacak olursak arkadaşlar, öncelikle bir anlamlandıralım. Als sie ankam, hatte sie noch nicht gefrühstückt. Evet, ankam arkadaşlar, preteritumda ankommen ayrılabilir fiildi bu. Ankommen varmak demek arkadaşlar. Başka noch nicht, henüz değil anlamında arkadaşlar. Frühstücken de neydi? Kahvaltı yapmak. Demek ki bunun Partizip 2 formu gefrühstückt şeklinde karşımıza çıkıyor. Bakın burada o vardığında ne olmuş arkadaşlar? O vardığında henüz kahvaltı yapmamıştı diyeceğiz. Bakın burada ne olmuş? Als sie ankam preteritum olarak karşıma çıkmış. Ardından virgülle ne yapıyorum? Ayırıyorum. Hatte sie noch nicht gefrühstückt, kahvaltı yapmamıştı dediğimde demek ki als sie ankam hatte sie noch nicht gefrühstückt demiş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımda arkadaşlar, ich war ein Stück gelaufen, als mir plötzlich das Bein weh tat. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Ein Stück, bir parça anlamında arkadaşlar. Cümle olarak baktığımızda birazcık yürüdüğümde, yürümüştüm anlamında arkadaşlar. Biraz yürümüştüm. Als mir, evet burada bana, Türkçe'de güzel Türkçemizde olmayan bir şey bu. Bana aniden, plötzlich aniden demek arkadaşlar. Das Bein bacak anlamındaydı. Wehtat, bakın wehtun acımak demek. Acımıştı derken wehtat demiş oluyorum. Dolayısıyla biraz yürüdüğümde aniden bacağım ağrımıştı dediğimde bakın ne olacak?
war gelaufen, yürümüştüm, als mir plötzlich das Bein wehtat, ağrıdığında, yani biraz yürüdüğümde bacağım ağrımıştı demiş oluyoruz. Sonraki örneğimize baktığımızda arkadaşlar, der Zug war schon leider abgefahren, als sie am Bahnhof ankam. Abfahren neydi arkadaşlar? Yola koyulmak, yani bir aracın, değil mi, yola koyulmuş olması neydi? Abfahren, bu da gene ayrılabilir fiil. Başka bir ayrılabilir fiil olan, ki az önce de görmüştük bunu, ankommen, varmak demekti. Şimdi buraya baktığımızda der Zug, tren demek. Leider, maalesef. Bakın schon, burada çoktan anlamında bir pekiştireç noktasında. Gene als'li bir cümle görüyoruz. Am Bahnhof neydi? Tren istasyonu demekti. Evet, ankommen de demek ki ankama dönüşmüş. Şimdi bu cümleleri bir inceleyelim. Daha doğrusu evet, als'li cümleyi incelediğimizde der Zug war schon leider abgefahren, maalesef tren çoktan yola koyulmuştu, değil mi? Als sie am Bahnhof ankam, o istasyonu geldiğinde maalesef ne oluyor? Tren çoktan gitmişti demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Als sie ankam, hatte sie noch nicht gefrühstückt. Als sie ankam, hatte sie noch nicht gefrühstückt. Ich war ein Stück gelaufen, als mir plötzlich das Bein wehtat. Ich war ein Stück gelaufen, als mir plötzlich das Bein wehtat. Der Zug war schon leider abgefahren, als sie am Bahnhof ankam. Der Zug war schon leider abgefahren, als sie am Bahnhof ankam. Sıradaki örneğe bakacak olursak arkadaşlar, öncelikle bir anlamlandıralım. Der Regen hatte schon lange aufgehört, als der Himmel noch schwarz war. Der Regen arkadaşlar, yağmur demek. Aufgehört, bakın aufhören, bitmek demek. Yani güzel Türkçemizde kesilmesi anlamında arkadaşlar. Yağmurun kesilmesi anlamında. Schon, evet burada da gene pekiştireç noktasında schon lange aufgehört, uzun süredir bitmişti, kesilmişti anlamına gelmiş oluyor. Der Himmel, gökyüzü, noch, henüz anlamında arkadaşlar, schwarz da siyah demek, ancak güzel Türkçemizde karanlık, yani gökyüzü karanlıkken demiş oluyoruz. Bakın burada als, önceki cümlelerde olduğu gibi iken anlamında arkadaşlar. Demek ki gökyüzü karanlıkken yağmur çoktan kesilmişti diyecek olursak. Burada şimdi bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, virgülden önceye baktığımızda der Regen hatte schon lange aufgehört. Bakın ne olmuş arkadaşlar burası? Plusquamperfekt, öyle değil mi? Aufgehört demek ki ne olmuş? Partizip 2 olarak, aufgehört olarak çekimleniyor aufhören. Dolayısıyla yardımcı fiilim ne olmuş oluyor arkadaşlar? Hatte olarak karşımıza çıkmış oluyor. Als ile devam ediyoruz ve als'tan sonra ne olacak arkadaşlar? Präteritum olarak sein'i war olarak görmüş oluyoruz. Dolayısıyla der Regen hatte schon lange aufgehört, als der Himmel noch schwarz war demiş oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, nachdem ich die Bewerbung endlich abgeschickt hatte, war ich froh. Şimdi buradaki cümleler, bu cümlenin içerisindeki bilinmeyen kelimelere baktığımızda, nachdem neydi arkadaşlar? Sonradan, şey, bir şey yaptıktan sonra gibi bir anlam çıkan nachdem'i görüyoruz. Die Bewerbung, iş başvurusu demek arkadaşlar. Endlich, nihayet anlamında arkadaşlar. Abgeschickt, bakın abschicken ayrılabilir fiilini görüyoruz. Tıpkı aufhören, bakın aufhören de ayrılabilir fiil. Abschicken de ayrılabilir fiil. Abschicken göndermek demek arkadaşlar. Başka anlamadığımız ne olabilir? Froh, froh da arkadaşlar memnun olmak demek. Dolayısıyla nachdem ich die Bewerbung endlich abgeschickt hatte, yani iş başvurusunu, yani bu CV olabilir, öyle değil mi arkadaşlar? İş başvurusunu gönderdikten sonra mutluydum, memnundum dediğimde ne olacak demek ki? Nachdem ich die Bewerbung endlich, nihayet
abgeschickt hatte. Bakın burada da ne olmuş oluyor arkadaşlar? Abschicken, abgeschickt olarak karşımıza çıkmış ve haben'i ne yapıyorum arkadaşlar? Hatte olarak çekimliyorum. War ich froh, mutluydum, memnundum anlamında. Nachdem ich die Bewerbung endlich abgeschickt hatte, virgül, war ich froh. Demek ki burada ne olmuş oluyor arkadaşlar? Gene sein'la, yani buradaki preteritum haldeki war ile devam etmiş oluyorum ve froh ile cümleyi noktalandırıyorum. Dilerseniz şimdi bu iki cümleyi doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Der Regen hatte schon lange aufgehört, als der Himmel noch schwarz war. Der Regen hatte schon lange aufgehört, als der Himmel noch schwarz war. Nachdem ich die Bewerbung endlich abgeschickt hatte, war ich froh. Nachdem ich die Bewerbung endlich abgeschickt hatte, war ich froh. Ve son cümlemizi inceleyecek olursak arkadaşlar. Ich hatte ein gutes Gefühl, nachdem ich mit dem Personalchef gesprochen hatte. Dilerseniz öncelikle bir inceleyelim bu cümledeki bilinmeyenleri arkadaşlar. Das Gefühl, his demek arkadaşlar. Ein gutes Gefühl, güzel Türkçemizde olumlu bir his deriz, öyle değil mi? Ancak burada iyi bir his anlamında karşımıza çıkmış oluyor. Almancadan dolayı nachdem sonradan demekti. Personalchef arkadaşlar, der Personalchef, bu insan kaynakları müdürü anlamında karşımıza çıkıyor güzel Türkçemizde. Gesprochen neydi arkadaşlar? Sprechen, yani konuşmanın Partizip 2, Partizip 2 halindeydi. Dilerseniz şimdi bunu inceleyelim bu cümleyi. Ich hatte ein gutes Gefühl. Bakın virgülü getirmişim. Evet, olumlu bir duygum vardı. Nachdem ich mit dem Personalchef gesprochen hatte. Bakın ne olmuş arkadaşlar burada? Plusquamperfekt karşımıza çıkmış. Sprechen demek ki hatte gesprochen. Öyle değil mi? Ben konuşmuştum. Kimle konuşmuştum? Personel müdürü ya da insan kaynakları müdürüyle. Neyin ardından, yani bunu yaptıktan sonra çok iyi hissetmiştim demiş oluyorum arkadaşlar. Demek ki personel müdürüyle, insan kaynakları müdürüyle konuştuktan sonra olumlu bir his içerisindeydim dediğimde, demek ki ich hatte ein gutes Gefühl, virgül getiriyorum, nachdem ich mit dem Personalchef gesprochen hatte. Dilerseniz doğru telaffuzuyla tekrarlayalım bu cümleyi arkadaşlar. Ich hatte ein gutes Gefühl, nachdem ich mit dem Personalchef gesprochen hatte. Ich hatte ein gutes Gefühl, nachdem ich mit dem Personalchef gesprochen hatte. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde plusquamperfekt, yani güzel Türkçemizdeki mişli geçmiş zamanı ayrıntılarıyla incelemiş olduk. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.